Süper Lig'in 31. haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Jose Şuralı geçen hafta Kayserispor deplasmanı dönüşü trafik kazasında kaybeden Alanyaspor'un Konyaspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi statta duygusal anlar yaşandı. Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular Çek futbolcu Jose Şuralı için sahaya siyah formayla çıktı. Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor'la oyuncular İngilizce ve Türkçe "Seni unutmayacağız" ve "Acınız acımızdır" yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Sahada her iki takımın oyuncuları birlikte fotoğraf çektirdi, taraftarları birlikte selamladı. Karşılaşmaya gelen taraftarlara Ramazan ayı dolayısıyla iftar menüsü ikram edildi. Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleye Atiker Konyaspor, Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Yevtoviç, Johnson, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Fofana ve Yatabari 11 ile başladı. Sahaya galibiyet hasretine son vermek için çıkan Konyaspor istediğini de aldı. Alanyaspor 29. dakikada Sisse'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Beraberlik golü ise 39. dakikada Yevtoviç'ten geldi. 41. dakikada Johnson'un attığı golle soyunma odasına 2-1 üstün giren Atiker Konyaspor, 47. dakikada Sisse'nin attığı gole engel olamayınca skor 2-2'ye geldi. 72. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1'de Hurtado ile 2 gol daha bulan Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. 11 maçlık galibiyet hasretine son veren Konyaspor 41 puanla 8. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 42 puanla 6. sırada yer aldı. Ankara Gücü ve Galatasaray maçlarıyla beraber takımda bir toparlanma olduğu gözüküyordu, özellikle kendi oyunumuzu oynama konusunda. Bu duygularla ve düşüncelerle geldik maça gelirken. Bir şekilde çevirecektik bunu, yani bu takım bu şekilde sonuçlar alacak bir takım değil. Sezon başından beri bulunduğum, benden evvelki dönemde de, benim başladığım dönemde de bu şekilde olacak bir takım değil. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılıklı oynanan bir maç oldu. Özellikle galibiyetsiz olumsuz seriyi bitirmek bizim için sevindirici, dedi. Özellikle oyuncu arkadaşlarımızı tekrar tebrik etmek lazım. Son derece önce direnç, sonra da kalitelerini ortaya koymak için yüksek oranda ciddiyet koydular. Bir deplasman karşılaşması için gereken kadar pozisyona girdiler. Hatta gerekenden bile fazla pozisyona girdiler. Rakibimiz de girdi. Karşılıklı oynanan bir maç haline doğru geldi.